Hepinize iyi akşamlar. PTT 1. Lig'de 29. haftada geride kaldı. Samsun Spor, Manisa Spor'u 76. dakikada Recep Niyaz'ın golüyle 1-0 mağlup ederek puanını 47'ye yükseltti ve tekrar 5. sıraya yerleşti. Çünkü geçtiğimiz hafta başında FIFA tarafından verilen 3 puan silme cezasını Türkiye Futbol Federasyonu kas kararını beklemeden uygulamaya koymuştu ve Samsun Spor 5. sıradaki yerini kaybetmişti. 44 puana düşerek 7. sıraya gerilemişti ama Samsun Spor Manisa Spor'u devirerek tekrar 5. sıraya yerleşti. PTT 1. Lig'de 30. hafta heyecanında bugün oynanan maçlarla başladı. 4 karşılaşma vardı bugün. Ordu Spor kendi sahasında Altın Ordu Spor'a 3-2 mağlup oldu. Giresun Spor deplasmanda Karşıyaka'yı 1-0 mağlup etti. Elazığ Spor kendi evinde Albima Alanya Spor'u 2-0'lık skorla geçti. Ve Şanlıurfa Spor da kendi sahasında Denizli Spor'u 2-0 mağlup etti. Günün ilk 30. haftanın ilk karşılaşmaları da bunlar. Yarın da heyecan devam edecek. Perşembe günü de Samsun Spor kendi sahasında saat 17'de Osmanlı Spor'u konuk edecek. Saat 19'da ise Adana Demir Spor deplasmanda Manisa Spor'la karşılaşacak. Tekrar Manisa Samsun Spor'un Manisa Spor'la oynadığı maça döneceğiz. Bu akşam teknik direktör Besim Durmuş bizlerle, bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta rahatsızlığı nedeniyle programımıza katılamamıştı. Bu akşam bizlerle birlikte yine Türkiye Spor Yazarları Samsun temsilcisi ve Haber Gazetesi köşe yazarı Avni Demir bu akşam bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar. Programımız oldukça yoğun, gündemi var. Bu akşam da Samspor'un Manisa Spor'u konuk ettiği maçta gerçekten protokol büyük ilgi gösterdi. Samsporlu taraftarlar maça büyük ilgi gösterdiler. Samsun şehrinin birlik beraberliğinin kenetlenmesinin en güzel örneği yaşandı Samsun 19 Mayıs stadında. Gerçekten muhteşem bir atmosfer vardı. Hem tribünde yapılan koreografi hem de maça ilgi açısından bunları konuşacağız. Çok çok önemli isimlerin açıklamaları vardı. Futbolcuların, yöneticilerin, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın, AK Parti Samsun Milletvekili adayı Sayın Fuat Köktaş'ın, İlk Adım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un, Bafra Belediye Başkanı Sayın Zihni Şahin'in açıklamaları vardı. Futbolcuların açıklamaları. Geçtiğimiz hafta sonunda Perşembe günü Samspor taraftarının Samsun'da Türkiye Futbol Federasyonu protesto yürüyüşü vardı. Pazar günü de hem Bursa'da hem de İstanbul'da vardı bu yürüyüş, tepki yürüyüşleri. Bursa'dan görüntüler var elimizde. Onları ekranlara getireceğiz yine Samsun'daki yürüyüşle birlikte. TÜFAT'ın organizasyonu vardı. Cumartesi günü Hakkı Bayrak Başkanlığındaki TÜFAT organizasyonlarına devam ediyor. Bu kez de Samsun Spor basınını konuk etti ve kahvaltıda ağırladı TÜFAT. O görüntüleri ekranlara getireceğiz. Samsun Spor Teknik Direktörü Erhan Altın'ın bugün Osmanlı Spor maçı ile ilgili açıklamaları vardı. Onları da ekrana getireceğiz. Yine Osmanlı Spor'un bugün yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Samsun Spor'a kışkırtıcı, suçlayıcı açıklamalar vardı. Samsun Spor Yönetim Kurulu ve Samsun Spor camiasını bu açıklamalarda birazdan sizlerle paylaşacağız ve yorumcularımızın da görüşlerini alacağız. Hiç vakit kaybetmeden yorumcularımıza döneceğim ama Manisa Spor maçıyla ilgili düşüncelerini alacağız. Ama onun öncesinde Samsun Spor'da son iki maçın yıldızı Recep Niyaz'ın imzalı formasını bu akşam bir izleyicimize hediye etmiş olacağız. Recep Niyaz, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Manisa Spor maçlarının yıldızıydı. Sezon başından beri oynadığı futbolla büyük bir eleştiriliyordu ama özellikle son iki maçta Samsun Spor'a bir borcum var, bunu ödemeden bu takımdan ayrılmayacağım ifadesini kullanmıştı. Ve Recep Niyaz özellikle son iki maçta hem oynadığı futbol, hem yaptığı asistler, hem de attığı golle taraftarların gönlünde taht kurdu ve bu akşam Recep Niyaz'la ilgili bir soru soracağız. O soruya doğru cevap verenler arasında çekiliş yapacağız ve bu formanın sahibi olacak Recep Niyaz imzalı forma. Hemen isterseniz o soruyu da soralım, izleyicilerimiz de mesaj olarak bizlere göndersinler. Recep Niyaz bu sezon ligde hangi takıma her iki maçta da gol atmayı başarmıştır? Sorumuz bu. Recep Niyaz bu sezon ligde hangi takıma iki maçta da gol atmayı başarmıştır? Sorumuz bu. Cevaplarını Haberaksiyon sayfamızdaki paylaşımın altına gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı da oraya gönderebilirsiniz. Çünkü dağınık yerlere gönderildiği zaman okumakta zorluk çekiyorum. Hafta boyunca da
yine sistem dolu mesajlar aldım. Mesajlara, görüşlere yer vermediğime dair. Ama gelen mesajların hepsini okumaya çalışıyoruz. Hatta programın ikinci bölümünü beklemeden mesajlarımıza yer vereceğiz diyoruz ve hemen yorumcularımıza geçiyoruz. Hocam, Samspor için gerçekten ceza silinme olayının ardından çalkantılı bir haftayı geride bıraktı Samspor. Bu psikolojiyle Manisaspor karşısına çıktı. Oyun olarak belki tatmin edici değildi ama skor anlamında Samspor istediğini almayı başardı. Neler söyleyeceksiniz? Evet, çok yoğun bir gündemim var. Çok şeyler anlattım. Ama hem pazar hem perşembe hem pazartesi bugün oynanan maçlar, yarın olacak oynanacak maçlar. Bu 3 günde 3 tane maç çok önemli bütün takımlar için. Hafta sonu oynanan maçta sonuç itibariyle daha önce de söylemiştik. 3 puanların çok önemli olduğu. Tabii ki iyi oynamak kadar 3 puan daha önemli ama asıl önemli olan yarışın içinde kalabilmek, playoff'un içinde kalabilmek. Hatta kaybedilen puanlardan sonra kendimizi daha iyi ifade edebilirsek ikinci takım olarak çıkma isteğimiz de var. Bu alt beynimizde bunlar hep dolaşıyor. O istek hiç bitmiyor evet, hocam. 10 puan geride de olsa evet, hiç bitmiyor. O istek hiç bitmiyor. Hep öyle de kalsın. İnşallah sonu da evet, iyi olsun. Çok güzel. Bence ben şimdilik şunu söylemek istiyorum. Bütün bu kadar yoğun gündemin içinde çok sığınacak limanlar oluştu. Zaten geçen yıldan yapılanlar vardı. Bu da bunların üstüne eklenen farklı şeyler de oldu. İşte hafta sonu perşembe günü oynanacak maçla ilgili Ankaraspor'un açıklamaları. Buna benzer birçok şey enerjimizi paramparça edecek, bölecek çok farklı şeyler oluştu. Bence hiç bu kadar dağıtmaya, tabii ki bunları eleştireceğiz. Tabii ki bunları gereken insanlar, bizi yönetenler, seçilenler, idare edenler, bu işin başındaki insanlar buna cevap verecektir. Ama bence en önemlisini bugün taraftarımız, bu hafta sonu oynanan maçta taraftarımız ortaya koydu. Samspor'un gücünü, dağılmayacak enerjisini, taraftarın bütünlüğü ve sahadaki gösterdiği maçın sonuna kadarki direnci, koreografisi geçmiş yıllarda vardı. Hep bunu söylüyorduk. Biz üzerimize geldikçe büyüklüğümüz, üzerimize geldikçe kaybolan gücümüzü, üzerimize geldikçe bizi ezildikçe arkada olan gücümüz öne çıkıyor. Bu daha da bir diriliş evet, gösteriyoruz. Tabii, ve bence biz bu krizlerden güçlenerek, lige çıkarak bunun sonunu olumlu bir şekilde noktalayacağız. Ben bu doğrultuda bütün mesajlarımı, bütün düşüncemi, bütün zihnimde dolaşan bütün şeyleri bu noktada birleştirmek istiyorum. O yüzden sahanın içinde yapabileceklerimizi, alabileceğimiz maksimum puanları alarak inşallah etrafımızdaki sahada çok koşmak için, kazanmak için, daha iyi organize olmak için etrafımızda o kadar sığınacak, o kadar mazeret öğretecek, o kadar oynamak için mecra var ki. Yani o yüzden bizim sahada, o stat maç başladığında, düdük çaldığında koşmak için, mücadele etmek için etrafımızda ispatlamamız gereken o kadar neden oluştu. Yani bu yapılanlara, tabii, bu yapılan haksızlıklara bir baş kaldırma, tabii, bir diriliş, bir kenetlerini gösterme. Evet hocam yani. Şampiyon olmak için çok nedenimiz var, onu söyleyebilirim ya. Evet hocam, kesinlikle öyle. Evet Avni abi, çok önceler, haftalar öncesinden aslında bu takımın iyi oynamayarak da maç kazanması gerektiğini, buna çok ihtiyacı olduğunu hedefe gidiyorlar belirtmiştik. Bu maçta onlardan bir tanesiydi. Ama Samsporlu oyuncular istekli gibi görünse de oyun anlamında dün de radyo programında konuşmuştuk. Sizi memnun etmediğini belirtmiştiniz ama Samspor istediğini aldı. Bundan sonra bu çok önemli. Neler söyleyeceksiniz siz Samspor'un, Eren Altın ve öğrencilerin dolu düzgün, tüm engellere rağmen dolu düzgün devam edişi hakkında? Şimdi dolu dizgin olarak değerlendirmek istemiyorum çünkü dolu dizginlik bir durum da söz konusu değil yani. İşin gerçeğine bakarsak tamam, 10 gün önce Gaziantep'te bir maç yaptık. 3-0 gibi farklı bir skorla evet, o engeli aştık. Ardından hemen bu 3 puan silinme cezasıyla ilgili Samsun'da gerçekten büyük bir şok yaşandı. Bu şokun ardından da kendi sahamızda ki üst üste 2 hafta yani daha doğrusu 2 maç, bir hafta içerisinde 2 maç yapacağız. Bunlardan biri Manisaspor'du. Diğeri de perşembe günü kısmetse Osmanlıspor'la oynayacağız. Samspor Osmanlıspor karşısında hak ettiği bir futbol, daha doğrusu hak ettiği bir netice aldı mı? Vallahi şansı bence yaver gitti ve 1-0'la da olsa
Yani daha doğrusu kazan da nasıl kazanırsan kazan olayı gerçekten burada yaşandı. Yani Samspor Manisa Spor'un karşısında beklediğimiz futbolu oynamaktan uzaktı. Adalet. Evet, adaletli bir futbol. Kolay değil o kadar çalkantılı bir haftanın ardından. 5 tane kabul, eksik var. 5 tane de eksik var. Bu takımın da azıcık da olsa kötü oynama kredisi var tabii ki yani. Hele de bu haftalarda aslında böyle bahar havasına geçiş ve Samspor sadece bahar havasına da geçmiyor. Yani bahar mevsimine geçiş. Hedefe kilitlenen takımlarda bahar olabilir. Havası falan bahane olamaz. Hiçbir olabilir şey bahane ve, olamaz. Samspor üzerinde çünkü hedef var. Bu hedefi tutturmak zorundasın. İyi oynamak zorundasın. Maç almak zorundasın. Ama alıyor zaten. Alıyor bir dakika, zaten. Maç Samspor ikinci yarıda 13 maçta yok. 30 puan toplamış Samspor ya. Ligin ilk yarısında 0 puan toplasın. Alınan puanlara maçta bir şey dediğimiz yok. İstikrarlı oyundan söz ediyoruz. Samspor istikrarlı bir oyun ortaya koyamıyor. Farklı alması gereken ligin maçları almakta zorlanıyor. Evet. Daha doğrusu arzuladığımız futbolu oynamaktan uzak kalıyor. Şeye gelince yani gerçekten güçlü takımlara karşı da çok da iyi oynuyor. Ortaya o iyi futbolunu koyduğu zaman da goller geliyor. Farklı galibiyetler de elde ediliyor. İyi de hani bir amiyane bir tabirle papaz her zaman pilav yemez diye bir laf vardır. Yani şimdi Samspor her zaman aynı şansı bulabilecek mi? Önümüzde kaç tane maç var? Samspor artık hiçbir şey affedemeyecek bir dönemde. Bu maçların tümünü almak zorunda. Kim ne derse desin. Önümüzde Osmanlı Spor var. Zorlu bir maç. Alacaktır bu maçı. Almaması özellikle böylesine kilitlenen, hedefe kilitlenen bir takımın almaması kabullenilecek şey olamaz. Öyle kolay. Ve ardından orada da orada kabullenilecek şey olmaz dediği zaman öyle evet. Rakipler de kolay. İşte ben de onu ifade spor, ediyorum. Adademir işte. Spor var. Hani alamaması kabullenemez diyorsun da hani Samspor'un geldiği bu noktayı sanki biraz küçümser gibi bir ifadeniz. Öyle algılanıyor. Hayır yani. Küçümsemiyoruz. Bulunduğu duruma göre oynaması gereken futbolu oynamaktan uzak kalıyor diyoruz. Bir iyi bir kötü. Abi bu takım 30 maç kötü koyuyor. Oynayarak final oynadı play-off'ta ya. Muhammed her zaman şansına güvenme. Beklemediğin bir maçta yenilgi alırsın. Adaletli bir maç olsaydı Manisa Spor maçı Samspor'un yenilgisiyle sona ererdi. Ben şunu demek istiyorum. Yani şu ortamda ligin maçı aldı. Ben de diyorum ki ligin son 5 haftasına gelinmiş. Ben evet. Ta Elazığ Spor maçından sonra aynı düşüncedeydim. Şimdi aynı düşüncedeyim. Biz, bu takım için Samspor hedefine giderken kötü oynayarak kazanmak da takımı direncini ayakta tutar. Takım ayakta tutar. Direncinizi yükseltir. Moral kazandırır. Kötü oynarak da kazanmak. Kötü bu da oynarken önemlidir. De kazanmak önemli. Evet. Ama bu kötü oynarken kazanma ne kadar olabilir? Bir de ona bakacaksın. Takılabilirsin. Onun için önlemini almak zorundasın. Bu takım ara sıra kötü oynayarak maç kazanıyor. Ara sıra kötü oynayarak maç kazanıyor. Bu takım diyorum geçen sezon herkes biliyor yani 30 maç kötü oynayarak final oynadı bu takım yani. Çok da haksızlık yapma ya. 25'e yani, düşün. Tamam 25 diyelim yapma. Yani. 25 diyelim yani. Yani şimdi Muhammed yani ben aklım almıyor. Şimdi Avni abinin doğru söylediği şeyler var. Yani ben teknik adam olarak biraz daha konuşmama, biraz daha böyle birleştirici noktada hareket etmeye gayret ediyorum. Hocam istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. İstediğiniz hayır, ama araya girme. Bir dinleyelim bir kere. Yani bu saat, bu zaman, bu kadar etrafımızda negatif, olumsuz şey varken bizim destek olmamız lazım. Bu konuda zihinlerini, bu konuda endişelerini, bu konuda hafta sonu oynayacakları veya perşembe günü oynayacakları hem hocamızın hem taraftarımızın hem oyuncumuzun algısını daha olumlu, daha verimli hale dönüştürmek için daha doğru cümleler, daha doğru akıl ortaya kesinlikle koymak zorundayız. Ama kesinlikle. Avni abi şimdi şu tereddütümüz var. Şimdi bugün bir Elazığ, Alanya maçını seyrettik. Elazığ takımı inanılmaz iyi oynadı. Şimdi bir kazanan bir davranış, yani maçın İçeride skorun galibi değil, oyunun galibi oldu. Bizler de istiyoruz ki kazanırken de sahada oyunun galibi, üçüncü bölgede daha çok üreten, daha çok pozisyon bulan, sağdan soldan getirecek getirilen ataklarla, dönen toplarda atakları sonuçlandırarak orada bir baskı kurup, serseri vurulan topları tekrar alıp, üçüncü bölgede, ikinci bölgede oyunun o bölgesinde daha coşkulu, daha istekli oynamak istiyoruz. İnsanların bu beklentisi var. Tabii kazanmak önemli. Buradaki demin söylediğim gibi öncelikli işimiz kazanmak. Kazanacaksın ki bu hayal ettiğimiz şeylerin içinde kalalım. Kaybettikçe iyi oynamışsın çok önemli değil. Ama kesinlikle. Şimdi biz ligin boyu kısaldı. Maçların mental, fiziksel
yani maçların yoğunluğu %120 yük taşıtacak hale dönüştü. Yani her maçın kendi içinde çok rahat maçlar vardı. Mesela %60 eforla, hiç zihinsel mental olarak yorulmadan çok kolay geçen maçlar olabilir. Çünkü kaybedeceğin çok şey yoktur. Önünde çok maç vardır. Şimdi bizim maçlarımızın yükü ağırlaştı. Biz her maçı yüz üzerinden, bazen maçları mesela bu hafta hem zihinsel olarak hem fiziksel olarak hem de Ankara Spor'un yani takım kalitesi olarak %120'lik bir yük taşıtacak maç oynayacağız. Biz bu maçı sadece mücadele ederek, sadece seyircinin desteğini alamayız. Oyunun içinde biraz oyun felsefesini, oyunun karakterini de geliştirmemiz lazım. Mesela ben bugün bu hafta oynanan maçta oyunu, belki Avni abinin söylediği gibi, mesela rakip takım daha olumlu ataklar üretti. Daha birebir pozisyonlar çıktı. Daha kaleci Soner'in kurtardığı... Bak, o konuda eleştiri yaparsanız var, katılırım zaten. Samspor'un hücum özellikle şimdi, kanatları kullanamadığını bak, söylerseniz zaten... Var. Tabii bizim ki eksikler. İvanov'un yokluğu, Ofiyo'du, Musa Aydın... Yani şöyle olsun, böyle olsun. Ahmet Burak Şöleker, tabii ki bunların eksikliğini hissedildi. Karakter derken hissedildi. Genel paket, yani genel ortak bir akıl etrafında toparlamaya çalışayım. Avni abi bunları biraz daha detaylı, biraz daha içine şey yaparak söylüyor. Yani telafisi olmayan maçlar çünkü. Herhangi bir maçı kaybetmek insanı sıkıntıya sokabilir. Bir maçta hemen birden ilk altının dışına çıkabiliyorsun. Mesela, bir daha üstüne çıkabiliyor. Bu maçta kötü, Samspor iyi, göze hoş gelen futbol oynamadı diye Osmanlı Spor maçında veya ligin kalan maçlarında da o şekilde oynayacak diye bir şeydi. Ama benim endişem yok yani. Böyle Samsun bir Spor, düşünülemez şu anda yani. Muhammed, benim endişem şu. Samspor alması gerekli olan maçları, daha doğrusu futboluyla alması gerekli olan maçları maalesef almakta zorlanıyor. Beklediğimiz futbolu oynamaktan uzak kalıyor. Bunun yanı sıra güçlü diyebileceğimiz, çok zorlanabileceğini öne sürdüğümüz maçlarda da Samspor farklı galibiyet elde edebiliyor. Bu bir istikrarsızlığın ürünü. Başka bir şey değil bence. Şimdi mesela bugün Urfa takımı... Bu takım ligin ikinci bölümünde 30 puan toplamış. Ligin ilk yarısında 0 puan almış olsa 16 maçta, şimdi zaten 30 puanla kümede kalmayı bile şimdi garantilemiş bak, olur bak. Yani. Bu, şimdi Muhammed yine aynı yere geliyoruz bak. Bizim ortalamamız iyi olsa biz ne ilk yarıdaki kadar puan kaybederdik ne de ikinci yarı kadar puan toplayabilirdik. Bizim ortalamamızı ilk yarıda biraz daha yukarıda tutabilseydik, bizim işte Avni abinin de söylediği insanların beklentisi, işte oyun karakterimizin, kendi oyun felsefemizin daha iyi olduğunu düşünürsek, bu hem seyirci gücümüz, hem Samspor'un gücü, hem oyuncuların Samspor'un içinde kendini ifade etme özgürlüğü. Bunlar çok önemli şeyler. Herkes Samspor formasını giyerken coşkuyla, bugün bu hafta golden sonra 6-7 tane oyuncu arkadaşımız golden sonra dua ediyorlar. Evet. Bu çok önemli bir şey. Yani oyuncuların isteği, ruhu, ne denli zorlandığının göstergesidir aslında. Aynı dönemde de aynı zamanda da o işe %100 ruhunu o işe koyduğunu da gösteriyor. Bu da çok önemli. Ama bunu yaparken yani açıkça de, güçlerinin yetmediğini, kabullenişlerini o sevinç gösterileriyle ortaya koydular. Birlikte oynadıkları oyunu daha verimli hale dönüştürebilirler. Daha çok pozisyon üreterek, daha çok 3. bölgede oynayarak. Mesela bu hafta mesela beklerimiz sarı veya işte kadro eksikliğinden, ben hani kadro eksikliği yanlış bir cümle olur ama oyuncuların cezalı olmasından dolayı farklı bölgelerde farklı oyunculara yerleri değişti mesela. Hocam ben o konularda işte kadro tercihi, işte Murat'ın solda, Ercan sağda, işte diğer oyuncuların da kadro tercihi konusunda eleştirinize tamamen saygı duyarım. Ama benim anlatmak istediğim şuydu. Bu takım Samsun Spor ligin ikinci bölümünde özellikle sağlıklı bir çalışma ortamı oluştuktan sonra gerçekten mükemmel bir performans ortaya koydu. Sonuç anlamında, skor anlamında diyorum. Ben de bu hedefe giderken 5 haftada önce, şimdi de 3 haftada sonra kötü oynarken dahi bu takım kazanmayı başarabiliyorsa, onu becerebiliyorsa bu çok önemli diyorum. Ben bunu zaten yarışan takımlar kötü oynadığında da kazanabilen takımlar. Tamam, bunda gayet de normal değil mi hocam? Yani Samspor şimdi çok iyi, mükemmel futbol oynayıp da Manisaspor'a yenilseydi ne olacaktı şimdi? Hayır, biz o tarafından bakmıyoruz. Bizde zaten o tür Samspor kazanamazsa bile kaybetmez düşüncesi zaten oyuncu arkadaşlarımızın haftalardır yaptığı şey bizde özgüvenimizi arttırdı şehir olarak. Ama siz diyorsunuz bakın yarın işte geçen dönemde dediniz ki 25 maç kötü oynadık dediniz, final oynadık.
Şimdi biz de hani doğru değil mi hocam yani? Şimdi çıkalım, dışarı şimdi, çıkıp ankette yapabiliriz yani. Ama şimdi de şimdi diyorsun bak, şimdi çok da iyi oynayarak da yani playoff'a çok birincilik için isteğimizin, arzumuzun devam ettiği bir süreçte çok da iyi maç oynayarak, çok da böyle har har kazanarak, vura vur vura vur kazanarak da geldiğimiz bir nokta yok. Yarın öbür gün daha iyi takımlar çıktığında, daha 3 puanın ona da yakın, kendimize de yakın bir maçı 3 puan %100 kazanmak ayrı motivasyon ister. Bir maçta 3 ihtimalli maçı oynamak kolaydır. Ama biz şimdi %100 kazanacak maçlara çıkıyoruz zihinsel olarak. Daha demin söylediğim gibi yükün fazla olduğu maçlara çıkıyoruz. Kendi sahasında hiç maç kaybetmedi Samsun. İşte o maçlarda bizim puan kaybetmedi. O maçlarda bizim daha güçlü karaktere ihtiyacımız var. Biz onu ortaya koymamız lazım ki biz bir daha geriye dönmeyelim. Yani geçen sene döndüğümüz yerden geriye dönmeyelim. Bak, bizim bu kadar etrafımızda düşmanımız, bu kadar sıkıntımız, bu kadar sorunumuz, bu kadar yanlış yaptığımız iş varken biz hiç o taraflara girmeyelim. Biz seyircimizle beraber, sahadaki oyuncu grubumuzla beraber, teknik ekibimizle beraber bu işi daha verimli hale dönüştürelim. Bu işi daha olumlu hale, daha kazanabilir davranışa dönüştürelim. Biz onu istiyoruz, onu bekliyoruz. Tabii ki sahanın içinde beklentiye cevap alamadığımızda endişeler artıyor. Ya yani bunu da bu noktada hem abinin söylediği noktada hem de dışarıda kamuoyunun beklemesi, yani daha verimli, daha coşkulu, daha böyle rahat maç izleme isteği anormal bir şey değil, normal bir şey ama süreç yarışın içinde. Tabii. Yarışma isteği. Çok özür dilerim. Veterinerimiz de var. Bir şey mi söyleyecektiniz? Benim söylemek istediğim olay ne biliyor musun? Samsun Spor daima kazanabilecek gibi. Yani kötü oynasa da diyoruz ama kötünün yanı sıra iyi oynamak zorunda. Çünkü playoff oynayacaksın. Senin hedefin playoff şu andaki duruma göre. Playoff'ta kaybedeceğin bir maç senin bir sezonda yaptıklarının tümünü yok edebilir. Bunu göz önüne alarak Samsun Spor'un kötü oynama şansı olmamalı. Gerekli önlemler ona göre alınmalı. Yoksa bir maçta her şeyi berbat edersin. Yani kim kötü oynamak istemez ki? Kim kötü oynamak ister ki? Yani, bakın, o var yani. Bir iyi bir kötü oyun var. Bazen işte sahada istedikleriz. Bazen işini bitirir ama. Olmayabilir. Muhammed. Bak, ya hocam şunu söyleyeyim yani. Samsunspor kendi sahasında özellikle ikinci yarıda hiç maç kaybetmemiş hocam yani. Puan kaybetmemiş yani. Bu takımı hani buna peki, playoff'ta oynarken bu takımı gelinen şu noktada son 5 tesadüfen bir gol yedin. Kötü oynadın da ne yapacaksın? İşin bitti. Yemedi. Yahut şeylere bırakamazsın ki. Şey, İhtimaller üzerine şey yapamazsın ki. Sen şimdi öyle bir şey oldun ki ben yani daha böyle katkı sağlamak amaçlı Avni abiye daha yakın durdum. Avni abinin eleştirilerine böyle farklı yorumlar getirmeye başladım. Cepheleşmeye başladı. Hiç ona yok, gerek cepheleşme yok. O zaman hocam bir videomuz var. Bu Samsunspor'un hem spor aksiyonu hem de beni kutlamasıyla alakalı olarak bir haberimiz var. Onu ekranlara getirelim. Ondan sonra diğer konularda yorumlarımıza devam edeceğiz. Kavak Belediyesi ve Kavak Dernekleri Federasyonu tarafından geçtiğimiz günlerde ilk kez düzenlenen 2015 Yaşar Doğu Spor Ödülleri'nde Haberaks TV'de her salı saat 22'de ekranlara gelen Spor Aksiyon Programı en başarılı program, Haber Gazetesi Spor Servisi Müdürü Muhammed Çavuşoğlu da en başarılı gazeteci özel ödülüne layık görülmüştü. Aynı zamanda Spor Aksiyon Programı'nın sunuculuğunu yapan Muhammed Çavuşoğlu'na bir kutlama da Samsun Spor Kulübü'nden geldi. Samsun Spor Kulübü resmi internet sitesinde mesaj yayınlayarak Çavuşoğlu'nu kutladı. Ayrıca Samsun Spor Yönetim Kurulu Muhammed Çavuşoğlu'na bu başarısından dolayı kutlama belgesi verdi. Başkan Erkut Tutu, Sportif Direktör Coşkun Zeren ve Teknik Direktör Erhan Altın da Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak kutladı. Samsun Spor Yönetim Kurulu'na bu nazik davranışından dolayı da teşekkürlerimizi iletelim. Başkan Erkut Tutu ve Yönetim Kurulu'na, hem Teknik Direktör Erhan Altın'a, Sportif Direktör Coşkun Zeren'e ve Takım Kaptanı Musa Aydın'a da tüm futbolcular adına teşekkürlerimizi iletelim. Ve kaldığımız yerden devam edelim.
Samspor'un geleceğini karanlık mı görüyorsunuz siz? Yok olur mu ne demek? Öyle karanlık görmüyoruz. Biz neden olur mu biz? Sadece gördüğümüz eksikliklerin giderilmesi yönünde uyarılarımızı ben de haksızlık yapmayalım diyorum. Bu takımın Musa Aydın yoktu, Ahmet Burak Solakel yoktu, Ofiodu yoktu, Ivanov yoktu. Canbek zaten uzun zamandır yok. Bu takım tabii ki hücuma çıkarak veya varyasyonları gerçekleştirmekte zorluk çekmiş olabilir. Ama sonuçta maçı kazanmasını bildi. Bu takım 90 dakika boyunca mükemmel de top oynayabilirdi ama sahadan puan kaybıyla ayrıldığı zaman kimse mükemmel top oynadığı konuşmayacak yani. Atamadık golleri konuşacaklar. Öyle değil mi? Şimdi ben zaten ligin son bölümü yaklaşırken tabii ki iyi oynamayı herkes ister. Benim anlatmak istediğim az önce de şu. Bu takım kötü oynarken de kazanabiliyorsa bu biz zaten çok kötü oynarken de kazanmayı alışkanlık haline getirdik. Gayet güzel. Bu çok güzel bir şey. Evet. Sen şimdi hiç kazanamazsın. Oyuncu iyi oynarsın, kazanamazsın. İyi oynarsın, oyuncu içeride, sahanın içinde bugün de kazanamayacağız. Topun direkten döner. Altı pastan gol kaçırırsın. Orta sahadaki, savunmadaki oyuncu alışkanlığa dönüşmüş bir şey olur. Yine mi kazanamayacağız noktası oluşur. Bu sefer sorumluluktan kaçar. Bu sefer cesareti ortadan kalkar. Doldur boşalta döner, gereksiz telaşa döner, gereksiz oyun içindeki kargaşa ortaya çıkar. Ama kazandıkça oyuncu kötü de oynasa biz bu maçı nasıl olsa 80'de, 90'da, 60'da gol bulur, kazanırız davranışı oyuncunun içeride sürekli mücadele gücünün diri kalmasına, oyunu istemesine, birbirine sahip çıkmasına sebep olur. O yüzden Samspor'un direnci zaten çok önemli. Samspor'un zaten takım karakteri güzel. Yani bunların bunlar çok olumlu şeyler. Bunlar teknik ekibin eseri, taraftarın eseri, yönetimin eseri, takım kaptanların eseri, içerideki oyuncular. Zaten bu konuda herkes aynı hemfikirde. Giren de aynı şeyi söylüyor, çıkan da aynı şeyi. Nedir o? Oyuncu grubunun grup kalitesi çok yüksek. İnanılmaz derecede. Kaptanlardan en gencine kadar. Zaten bizi bu kadar işte insanların eleştiri noktasında, canı sıkıldığı noktasında bu takım kazanan davranışı ortaya koyuyorsa, bu çocukların, bu teknik ekibin, bu taraftarın birlikte iyi bir sinerjiden açığa çıkarttığı coşkudan kaynaklanan bir Cenab-ı Allah demin söylediğiniz gibi federasyon sildi, oyuncu arkadaşlarımız geri aldı. Bunu da böyle de değerlendirebilirsin. Çalıştıkça da Cenab-ı Allah yardım ediyor. Yani hep herkes çok iyi niyetli. Bu noktada hiç kimsenin şüphesi yok. Kesinlikle. Sadece daha finaller geliyor. Önümüzde bizimle beraber birlikte oynadığımız Alanya, belki arkadan katılan bir Altınordu takımı geliyor şimdi. 6-18 mi yaptı? 5-18 mi yaptı? Çok net bilgim yok. Genç çocuklarla hiçbir tane de yabancısı yok. 42 oldu herhalde hocam. Herhalde 42, evet. Maç fazlasında 3 puan kaldı aramızda. Gayet onun dışında bizim birinci takımla 7. takım arasında geçen haftalarda söyledik. O yarış devam ediyor. Biri devre dışı kalacak. Bence umarım Alanya takımı olur. Umarım diğer takımlar olur. Biz o işin içinde var olacağız. Allah nasip eder Perşembe günü yenersek belki Adana'da Adana Demirspor'la kazandığımız zaman ligin kalan 3 haftasında çok farklı şeyler hayal edeceğiz. Bunlar ayrı şeyler. Ama bizim o yüreğimizdeki, o sizin, hepimizin insanları heyecanlandıran, ligin boyu kısaldıkça herkesin yatağa başını koyduğunda bunu hayal ettiren, bugünlere getiren teknik ekip, oyuncu grubu, taraftarlar, yönetim, bu işe emek sarf eden herkesin bu işin içinde emeği var ki biz bunları hayal ediyoruz. Bu emek kesinlikle, olmasa biz kesinlikle bunları burada konuşamayız. Biz o zaman başka şeyler konuşacaktık. Yok öyle olacak, yok bu böyle geldi, işte o kadar transfer oldu, bu şu oldu da falan da filan da. Yani bizi zaten bu çocukların başarısı bizim daha iyi organize olmamızı, daha düzgün şeyler ifade etmemizi, daha sahada oyun karakterimizin, oyun felsefemizin daha iyi olmasını öngörüyor. Biz bu noktada telkinlerimiz var. Onun dışında Muhammed'in hiçbir telkinimiz yok. Yok hocam, neyse yani programda sadece o konuyla geçmesin yani. Ben evet, demek istediğim herhalde yanlış mı algılandı? Onu da anlayamadım. Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki ben samimiyetimle söylüyorum. Osmanlı Spor maçından endişe duyan biriyim. Adana Demir Spor'dan daha fazla endişe duyan biriyim. Onun için çok akıllı hareket etmek lazım. Bu gayet normal değil mi? Osmanlı Spor maçıyla dikkat ediyorsanız işte herhalde biraz sonra başlayacağız anlatma aradaki sürtüşmelerin ne boyutta olduğu. Evet, evet.
Bu her iki tarafı geren hale geldi. Bu gerginliğe kapılmamak lazım. Bir takım daha doğrusu aklı selim hareket etmek zorundayız. Teknik direktör Erhan Altın mutlaka futbolcuları iyi motive etmek zorunda. O bölüme ikinci devrede şeyde geleceğiz. Daha sonra geleceğiz. Eğer Osmanlı Spor'un yaptığı açıklamayla alakalı işte ona geleceğiz. İşte o açıklamalar da bu ürkekliğimizin bir parçasıdır. Bana öyle geliyor. Hocam şimdi, bilemiyorum katılır mısın ama. Aynen abi çok güzel bir şey söyledin. Ben de Muhammed'im şundan çekeyim. Bak ben de seni şuradan eleştireyim. Sen habercisin. Bunlar çok önemli şeyler. Ben geçen sene Mersin İdman Yurdu maçında şeref tribündeydim. İstanbul'da. Evet. Giren taraftarların arasında, Mersin'in taraftarının arasında kalenin arkasına aldılar. Daha sonra dışarı aldılar. Karşı tarafta bayanlar kaldı evet. Sadece. Biz de 70-80 kişi, 100 kişi misafir grubu. Oradan birkaç kişi bağırmaya başladı. Sağımız solumuz olduğu gibi şey. Mersin İdman Yurdu taraftarı, polisler geldi. Orayı da barikatla emniyet altına aldılar. Kimsenin sesi çıkmadı. Evet. Biz Çakallı'dan yukarıya, Sinop'tan o tarafa, oradan bu tarafa çıktı mı yalnızız. Biz kimsenin tahriklerine kapılmadan, kimseye malzeme olmadan, kimse aklımızı kontrol altında tutarak, asla sığınacak liman aramadan, biz kendi işimizi bu memlekette, bu oyuncu grubu, bu teknik ekip, bu taraftar, bu yönetim ruhuyla, alın teriyle, emeğiyle, duasıyla biz bu işi sonlandırmak zorundayız Muhammed'im. Ankara Spor onu gerdi. O onu gerdi. Bu bunu gerdi mi? Hocam oyuncu o bölümü da... tabii ki konuşacağız ama ya bir kez daha söylüyorum ben yine hani bu takımı burada hani söylüyoruz yani Kayseri Spor, Alanya Spor, Antalya Spor, Karşıyaka bunlar basit takımlarım hocam yani bu takım bunları dize getirdi yani sağdan sildi adeta hepsini de. Geçmişe mazi derler Muhammed. Sen geleceğe bak. Gelecekle ilgili endişelerimizi burada dize getiriyorum. Tamam geçmiş kazandık geldik. Zaten kazanılmamış olsaydı şu anda bu konuşmaları yapmış olmazdı. Ben de diyorum ki bu kadar bir başarı elde etmiş. Sezon ilk yarısında özellikle tüm yoklukları yaşamış, sıkıntıları yaşamış. İkinci yarıda 13 maçta 30 puan toplamış bir takımı. Bundan sonra yok kötü oynadı, yok şuradan Muhammed, oldu, yok böyle oldu. De eleştirmenin de bir anlamı yok diyorum. Tamam. Tam şehir, bir Samsun dakika. Şehri. Hiç olaya Samsun, çok farklı bakıyorsun. Yok, Samsun şehri birlik beraberlik içerisine girmiş, kenetlenmiş, tüm yapılan haksızlıkları rağmen doruk noktaya çıkmış bir birliktelik varken, bir tek vücut olması varken... Bundan sonra takıma... Ya biz onun aksini söylemiyoruz ki birlik bir beraberlikten herhangi bir şey demiyoruz. Diyorsunuz ki endişeli durumlar var. Bunların çözümü için önerilerde bulunuyoruz. Sadece o. Aklımızı başımıza alalım diyoruz. Önümüzdeki günlerde ne olacağı belli değil diyoruz. Bakın bir maçın maç bittiği zaman her şey biter. Bir haberin bir günlük değeri vardır. O gün konuşulur, o haber biter. Sen bir gazeteci olarak bunu iyi bilmen lazım. Evet, gayet sen iyi biliyorum. Sen o haberi yaptın, gazeteye çıktı. Ertesi gün yeni haberin peşindesin. Kesinlikle öyleyim yeni zaten. Yeni daha iyisini bulmak öyleyim zorundasın. Zaten. O zaman öyleyim futbolcu zaten. Da biten maçları bir kenara atar, önümüzdeki maçın hesabını yapmak zorunda. Teknik direktör de aynı şekilde. Biz Samspor'un son zamanlarda oynadığı bazı maçlarını bir iyi bir kötü olayından endişe duyduğumuzu burada dile getiriyoruz. Niye? Samspor'a olan bağlılığımız. Ama sonuçta kazanmasını bilen bir Samspor var ortada. Kazanmasını istediğimiz evet, kazanmasını bir Samspor, bilen Samspor var ortada. Kazanırsın şansla bir kazanırsın iki. Şans kapıyı bir çalar bu takım iki. Şansla maç kazanmadı. Üçüncüsünde çalmaz. Bu takım şansla maç kazanmadı bence. Şansla maç kazansaydı Samspor şu anda belki de Kayseri Spor'u puanlarıyla eşitti yani oradaydı. Muhammed Allah şans aşkına. Faktörü. Ligin ilk yarısında unutmayalım yani. Buradaki Elazığ Spor maçlarını, Şanlıurfa maçlarını, Adana Spor'la oynadığımız maçlarını unutmayalım yani. Bu takım o maçlarda berabere tamam, kaldı. O kadar de... pozisyona girmesine rağmen yani. Eğer ya, şans iyi faktörü... oynadığın maçlarda kazanman farklı, kötü oynadığın maçlarda kazanman farklı. Ben de diyorum ki onun değerlendirmesini yapalım. İyi oynayarak puan kaybı yaşamaktansa bu saatten sonra kötü oynayarak maç kazan. Kaybetme. Daha makbul diyorum. Kaybetme. Yani. Kaybetme dediğimiz yok ki. Kaybetmedi biz kazan zaten diyoruz. Bu takım. Kazanırken neyse, de akıllı hareket edin. Bu diye. Arada yoğun bir şekilde mesajlar da geliyor. Forma için ve görüşleri için taraftarlarımız. Az sonra onlara da yer vereceğiz. Peş peşe görüntülerimizi verelim. Maç sonu Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın açıklamaları vardı. Onları
ekranlara getirelim. Daha sonra yine diğer taraftarların da coşkusunu ve futbolcuların görüşlerini sizlerle paylaşacağız. Ekrana getireceğiz. Evet Sayın Bakanım, başlayalım. Biraz şöyle arkadaşlar. Lütfen. Pardon, biraz açalım. Müsaade. Bu maçı seyrettik. Efendim? Maçla ilgili bir görüşünüz var. Onu Samspor'a yaptığınız hizmetler, destekler ortada. Şahidiz de buna, biliyoruz. Evet. Evet, soracaksınız. Güzel bir maç oldu. Erkut Başkan'la beraber maçı seyrettik. Arkadaşlarla beraber. O zaten size gerekli görüşlerini söyleyecektir. Burada güzel bir maç seyrettik bugün. Taraftar tamam. Sayın Bakanım. Ne diyorsunuz? Efendim? Tamam. Peki. Hadi iyi akşamlar arkadaşlar. Olduğu için bizi üstümüze almıyoruz. Sayın Bakanım. Erkut Başkan. Sahip çıkmayanlar olduğu için problem yok bizde. Ha? Buyurun. Pardon. Şey yapalım. Şeye geçelim. Ha, oraya geçelim. Hadi. Telefonlaşalım. Bir bak. Ya, şey. Tamam bir saniye. Bugün Samsun'da bir bahar havası var. Böyle millet kalabalık. İnşallah stadı dolduracağız bundan sonra. Umarım ki Süper Lig'e çıkarız. O olursa hakikaten iki haftada bir Samsun'da böyle statlarımız olacak. İnsanlar spora temayül edecekler. Özellikle futbol konusunda eski Samsun özlemini de bu vesileyle yaşarız diye düşünüyorum. Tabii sizin böyle medyanın da bu konudaki ilgisi beni açıkçası çok sevindiriyor. Çünkü Samsun sporu ne kadar anlatırsak aslında bunun yansıması Samsun dışına Samsun olarak yansıyor. Çok teşekkür ediyorum. Sporla ilgili silinmesiyle çok, ilgili ya, tabii çok yani şöyle 3 puanla ilgili üzücü bir durum. Bir defa bunun çok üzerinde çalışılması gerekiyordu ama hepiniz de biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz. Bu maalesef ne federasyonun, ne bakanlığın, ne bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu. Esas geriye dönük sorgulamak lazım. 3 puanın silinmesine vesile olan insanlar nerede? Yöneticiler nerede? O günkü futbolcular nerede? Futbol adamları nerede? Şimdi gelip hemen bir hafta, iki haftada bunu sorgulamaya, çözmeye çalışıyoruz. Esas bunun geçmişteki olumsuzluklarını belki sizin gündeme taşımanız lazım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Belli olmaz. Takımlarımızın puan kaybı güçlü maçları var. Bizim çok güçlü bir maçımız yok. Haftaki maçlarımız kolay maçlar. Hani ikinci bile olabiliriz diye. Diğer çıkma şansımızı da ben görebiliyorum. Ama tabii puan silinme olayından tabii ki biz de moralimiz bozulmuyor ama morali şu anda Samsun artık bir bütünleşmiş. Ben onu görüyorum. Hem kamuoyunda hem şurada Samsun Spor'a sahip çıkma noktasında. İnşallah bu enerjiyle beraber önümüzdeki maçlarda, maç sürecinde inşallah biz birinci lige bu sene çıkacağız diyor. Taraftarımıza bir mesajınız var mı? Sayın taraftarımıza Samsun Spor'a sahip çıkma noktasında. Bu tür şeylerden, son puan silme olaylarıyla ilgili oluşan olaydan maalesef bunlardan bazı çevreler farklı amaçla gitmek suretiyle bir kampanya çekilmişler. Seyircilerimizin, taraftarlarımızın bunlara alet olmamasını ben hastalığı rica ediyorum. Çünkü onlar bir süreç. İşte FIFA'nın verdiği karar vardı. Konfederasyon verdiği bir karar var. Bir kurallar zinciri içerisinde hareket edilen bir durum var. Burada siyasilerin, efendim ileri gelenlerimizin bir müdahale etme şansı olmadığını bilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Taraftarımız sahip çıktığı müddetçe biz idareciler olarak, genel yönetimler olarak her zaman sanatçılarımızın yanında olduk. Geçmiş dönemde belediye başkanlarında da ben sanatçıların maçını hiç kaçırmıyorum. Ben Laflan'da da maça gittim. Malatya'da özel maçlara gittim. Her zaman sanatçıların yanımızda olabilir. Ama maalesef sanatçıların yanında olmayan kişiler bu tür ortamlarda çıkıyorlar ortaya buradan dans devşirme peşine dönüyorlar. Lütfen bunlara prim vermeden rahatsızlığa rica ederim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Sağ olun. Başkanım, inşallah yolumuza süperli yolunda devam edeceğiz. Şansla bizden yanı olmalı. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Olma seni tanıyor. Başarılar veremeyiz ona. Evet, Sayın Bakanın Akif Çağatay Kılıç'ın, Sayın Fuat Köktaş'ın, Erdoğan Tokun ve Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin'in açıklamaları bu şekildeydi ki o açıklamalar daha doğrusu Avni abi şeyden kaynaklandı, maç içinde yapılan bir tezahürattan, yani Samsun Spor'a sahip çıkmayan siyasileri hani istemiyoruz şeklindeydi. Sayın Fuat Köktaş da hem Sayın Bakan orada çok bir ifade kullandılar. Dikkatinizi çekmiştir. Biz sahip çıktığımız için üzerimize alınmıyoruz diye. Yok, biraz alınsın. Öyle bir şey yok. Bu takım sezonun ilk yarısında ne sıkıntılar çekti. Nelerle karşı karşıya kaldı.
Sahipsizlikten öyle bir duruma geldi ki dağılacak hale gelecekti. O zaman niye sahip çıkmadılar? O zaman da o yönetim hata üzerine hata yaptı. Umar'ı kaçırdı, onu yaptı. Ben ofisinin parasını ondan ödemedi. Ondan öncesine bak, ondan şimdi öncesine git. Sezon başına git. Muhammed, sadece bir noktaya, bir yere takılmamak lazım. Takılmıyoruz. İşin başına gideceksin. Evet. Samspor, bu Samspor geçen sezon final oynadı mı? Evet. Nasıl oynadı? 20 trilyon para verdi. Hayır, yardım edildi. Kim destek verdi? Herkes destek verdi. Kim yardım destek edildi. Kim? Finale kadar gidildi. Hayır, kim destek verdi? Kim mi destek verdi? Şu anda verenler destek verdi. Evet. Sezonun ilk yarısında az önceki bugün orada, destek verenler neredeydi? Sayın Bakan, Sayın Köktaş onlar destek verdi yine geçen. Bakan verdiler ama işi diyete kadar getirmeye kalktılar ve Samspor'un sezonun ilk yarısında sahipsiz bıraktılar. Taraftarlar bir taraftan haklılar. Haklı oldukları taraftarını da kabul etmemiz lazım. Bence hata var. Onu daha önce de söyledim. Abi, bir şey söyleyebilirim. Evet. Çok özür dilerim. Doğru. Rica ederim. Haklı olduğunuz şeyler var. Çok da saygı duyuyorum ama biz bu birkaç yıldır, yani düştüğümüz yıldan bu tarafa kalan borçlarımızla bu oyuncu, teknik ekip veya işte geçmişteki alacaklarla ilgili inanılmaz borçları olan bir yapıyı kimse cebinden para vererek veya işte kendi grubunla para harcayarak bu takımı yarışan hale veya bu takımı yaşanabilir hale veya ayakta tutacak böyle dirençli bir noktada tutma noktasında bence hani hem iş adamlarımız hem bugün mevcut siyasi yapımız bence çoğu zaman destek olundu. Bu konuda destekler alındı. Zaten bu desteklerimiz olmasa biz geçen sene final oynayamazdık. Bu sene bu yarışın içinde bulunamazdık. Zaten gayet tabii. Bütün zaten asıl hedefimiz biz bu suçu onlara değil bu kendi Samspor kendi kurumsal yapısını kendi karakterini ortaya koyup ayaklar üzerinde durup yetiştirebilir, yarışabilir, kendini ifade edebilir hale getirmemiz lazım. Ondan sonra bize o destek olan insanlar da rahat etsin. Ondan sonra o sürecin içinde şikayet noktasında ezilmesinler. Ama buna karar verecekler de onlar. Daha doğrusu biz şöyle yapmamız lazım. Bence bunun tamamından bizler ders çıkartıp biz bundan sonra yapacaklarımızı daha net ortaya koymamız lazım. Yoksa işte siyasiye suç atarız, geçmiş yönetime suç atarız, hiç geriye dönmemize gerek yok. Gayet. Bence şununla da ilgili bir bilgi verebilirim. Yani insanoğlunun tabiatında %40 kimse yok hocam. Bak yani insanoğlunun kimse bu olaya sebebiyet veren belli. Bak insanoğlunun tabiatında %40 geçmişindeki hatalarla yaşarmış insanoğlu. Günlük zihninde dolaşan şeyler. Evet. %40 da gelecek endişesi taşıyan şeylerle yaşarmış. Geriye kalan %20 sadece o güne ayırıp o günün ihtiyaçlarını karşılıyormuşuz. Halbuki biz günü %80'lerde dolu dolu yaşayıp daha iyi organize olup ertesi güne daha sağlıklı bir ertesi gün bırakmamız gerekirken biz gelecek ve geçmiş endişesinden o günün %20'sinle uğraşıyoruz. Evet. Biz de şu anda yaptığımız gibi biz geçmişi bırakalım. Geçmişi bırakalım. Biz yarınki günü %80 enerjiyle, öbür günkü günü %80 enerjiyle demin söylediğimiz gibi hem camia olarak hem sahipsiz kaldığımız noktada belirtmiştim. Hem bundan sonraki oynayacağımız maçlarda bizi tahrik edecek gruplar, tahrik edecek kulüpler de işin içine katarak biz o günü geçmişte şu oldu, gelecekte bu oldu yaşatmadan zihnimizde biz o anı coşkuyla, aşkla, ruhumuzla, gönlümüzle statlara koşar, o oyuncuyu destekler. Biz o iyi de oynasak, kötü de oynasak, senin bahsettiğin gibi biz 3 puanları alırsak ondan sonra işlerimiz kolaylaşır. O noktaya geldiğimizde de ondan sonraki süreçte de biz Samspor'u daha yönetebilir, daha kendini ifade edebilir hale dönüştürebiliriz. Hocam ondan şüphe yok. Ondan tabii ki ama şüphe yok diyorsun. Şüphe bak, yok ama. Muhammed'im şimdi, bak şüphe yok diyorsun da ya bugünkü Samspor'un içinde dönen, Türk futbolunun içinde dönen bu standartlarda dönen paralar 10 trilyonlar eski parayla bugün parasıyla 10 binler. Yani bu paraları hata yaptığın zaman 500 gidiyor. Ondan sonra onun diyetini ağır ödüyoruz. Ondan sonra size sallıyoruz. İşte siyasiler suçlanıyor. Taraftar şöyle diyor. Giden başkan, gelen başkan. O yüzden biz o ekonomik yapıyı kendi içimizde yürütebilir, yaşanabilir hale dönüştürmemiz lazım. Yani biz Ben Ofusu gibi oyuncularımızı en basit şunu söyleyeyim. Ben Ofusu 15 sene önce gelmiş. Bugün Samspor'umuzun 3 puanına mal olmuş. Hiç hak etmeden 3 puanına mal olmuş.
O tartışılabilir. Yanlış cümle kurmuş olmayayım. O kadar müsaade olmamış hocam yani. Alacağını istemiş. Şimdi biz alacağı, bunları... Alacağı siyasi biz bir daha çıkarsak hangi oyuncuları alabileceğimizi, çıkamazsak ne kadar ekonomik yapımızı ortaya koyabileceğimizi biz yaşanabilir planlar, projeler yaparak kendi scout ekiplerimizde kendi oyuncu grup alacağımız oyuncu grupları bundan sonra borçlanacağımız yapıyı az hata yaparak az borçlanarak ortaya koyabiliriz. Biz bunları yapmamız lazım. Bugün Samsun Spor'un izleme komutu biz yar bir dahaki sene tabii ki çok değerli futbol adamları var, hocalarımız var kulübün içinde. Yani biz bir dahaki sene çıksak şimdi bu takım ligi kaldırabilir mi? Buraya şimdi 15-20 tane oyuncu grubu girecek. Bunları izleyecek. Bunları bu Samspor'un bu yükünü, bu seyircinin coşkusunu, bu formanın içini doldurabilecek oyuncu grubunu yaratabilecek bir ekibi, bir izleme komitesini, bir sürdürülebilir bir yapıyı ortaya koyamıyoruz ki. Bak bizim yapmamız gereken 50 bin tane şey var. Biz başka evet, şeyleri hocam, çok geniş konu. Şimdi hemen bir yine görüntülerimize gidelim ve reklam arasına gideceğiz. Daha sonra da Recep Niyaz'ı sormuştuk. Bu sezon hangi takıma 2 maçta da gol attı ligde diye Recep Niyaz. Formada burada imzalı forması. Son 3 dakika Recep Niyaz için çok yoğun bir şekilde mesajlarınız geldi. Bakalım Recep Niyaz'ın forması hangi izleyicimize, hangi taraftara gidecek? Hemen yine maç sonrası maçla ilgili görüntülere gelelim. Futbolcuların ve yönetimin açıklamaları ve taraftarın galibiyet coşkusu. Onları izleyelim. Daha sonra reklamlara gideceğiz. Reklamların ardından yine çok önemli Osmanlı Spor'un bugün yaptığı açıklamayı irdeleyeceğiz. Ve Samspor'un başarılı oyuncusu Murat Akgüz'ün eşi, çocukları ve annesi babası Samsun'daydı. Onlarla çok güzel bizi misafir etti ve çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Onu ekranlara getireceğiz ve Recep Niyaz'ın formasını, kim kazandığının çekilişini yapacağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Bir geri dönüş yaptık. Gaziantep deplasmanı da yine harika futbol oynadı. Bugün de yine mükemmel oyun. Mükemmel bir gol diyebiliriz. Allah'a günler güzel olsun. Ben de muhtaç buluyorum. Samsun taraftarına karşı, Samsun tarihi, camiasına karşı. Ben olmaya yeni başladım. Belki sezon bitmek istedim ama ben olmaya yeni başladım. Sezon bitmek istedim. Bunu ciddi anlamda şu an şimdi takıma katkı verebildiğimi inanıyorum. Tekrar kendi takımdan biri gibi hissediyorum. İnşallah bu şekilde devam eder. Bu şekilde devam eder. Takım olarak da çıksınız devam eder. Valla çok sevinçliyiz. Güzel bir galip, güzel bir mücadele oldu. İlk oyun oldu. Zor geçeceğini biliyorduk ki öyle de oldu zaten ama skoru kazandık, skoru elde ettik. İstediğimiz yerlere adım adım gidiyoruz inşallah. Yolun sonunda istediğimiz yerde olacağız. İnşallah. Sağ olun. Kaybetseydik neredeyse 4 günde 6 puan kaybetmiş bir takım olacaktık. Bu tabii biraz oyunumuza da yansıdı. Biz oyunu sahaya yansıtamasak da iyi mücadele ettik. Kazanmak adına her şeyi verdik. Tamam. Hadi görüşürüz. Normalde de 3 günde 4 günde bir maç yapılabilir. Dünya bu şekilde oynuyor. Yani bir hafta oynamayan oyuncu 15 gün sonra maça çıkabiliyor. Halbuki 3 günde bir maç olsa oyuncular daha formda, daha kondisyon olarak daha maçı da olur. Çok sık maç oynamak oyuncunun lehinedir diye düşünüyorum. Ayıp olur galibiyet. Tamamdır. Fazla uzatmayacağım ama gerçekten onurlu bir galibiyet aldık. Evet, ağzım yazıcı. Evet, zor bir maç vardı. 5 kaldım. Malzemanda şampiyonluk oldu. Spor yanımızdaydı. Yani çok biliyordunuz. Biraz iyi oynamak, iyi oynamak değil. Aç kapanmak. Hafta başında verilen cezadan sonra bu maçın bu kadar kolay gibi görünüyordu ama cezadan sonra daha da zorlaştı. Psikolojik baskı oluşturmuş olabilir. Zor bir maçta yine bir spor galibiyeti sonuçlandı ki Samsun'un yönetimi daha sağlam adımlarla yürümeye devam ediyor. Maçların zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bir gerçek. Neden? Biz düşmemeye oynuyor. Şampiyonlar oynuyor. Burada Can abiyle çocuk.
işte bir takım eksikleri var. Bizim de çok eksiğimiz var. Ama şükürler olsun. Ben önce her şeyden önce seyircimize çok teşekkür ediyorum. Yani bizim yalnız olmadığımızı bize hissettirdiler maç. Daha önceki röportajlarımızda da yalnızlıktan, bir takım şeylerden şikayetçiyiz. Ama ben bunları alınlarından öpüyorum. Öncelikle seyircimizi. Çocuklarımız bambaşka. Onlar ellerinden gelenin çok daha fazlasını yapıyorlar. Nerelerden nereye getirdiler bu takımı. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Başlarından geleceğine inanıyorum. Allah büyük olsun. Çok teşekkürler.